Natural Live'e geldik sevgili dostlar. Kudret Hanım'la çekim yapacağız inşallah. Hocam inşallah hayırlı işleriniz olsun. Allah yolunuz bahtınız açık olsun. Markanız dünya markası olsun hocam inşallah. Allah razı olsun inşallah. Bunları nasıl üretiyorsunuz, nerede üretiyorsunuz diye merakımızı sağ olsun makul karşıladı. Çok meraklısın Mine Hatun demedi ve bana tesisini açtı. Burada neler yapıyoruz hocam? Burada bütün kozmetik ürünlerimizi burada üretiyoruz. Temizlik ürünlerimiz ayrı bölümde, gıda bölümümüz ayrı bölümde. Ay mis gibi kokuyor bu arada sevgili dostlar burada. Burası kozmetik üretim bölümümüz. Kozmetik üretimi derken kişisel bakım ürünleri tabii. Yani renkli kozmetik direkt akla geliyor. Aa orada bebek şampuanı görüyorum. Bebek şampuanı üretiyorsunuz. Hemen bir torun sahibi olarak gidiyorum. Bakıyorum bebeğime. Ay çok şirinmiş. Bunlar bebeklere zarar vermiyor değil mi hocam? Allah'ın izniyle kendi çocuğumu kullanıyorum. Değil mi? Evet, Hüma 6 yaşında. Hüma'ya selam. Hüma annene neler soracağız, neler? Nerede mi? Tabii ki Mine İzgi YouTube kanalında. Bekliyoruz. Bu alan mı hepsi? Kozmetik üretilen. Üretim, kozmetik üretim burası. Etiketleme. İlerisi mi? Buradan çıkıyor, kolileme ileride oluyor. Ha. Yani makineden etiketle çıkıyor. Peki sizin o kimyevi laboratuvarlar nerede hocam? Ben araştırmalarımı burada yapıyorum. Yani... kaldırıyoruz falan. Tabii ki. Gel araştırma tartıyorsunuz, biçiyorsunuz, tabii, burada tabii. Pişiriyorsunuz. Aynen. Evet. Çiftçiler nasıl eker biçer, hocam da burada tartıyor, ediyor falan. Evet. Ama severek yapıyorsunuz herhalde hocam. Çok çok zevk alıyorum. Evet, selamünaleyküm sevgili dostlar. Mikrofonu takmayı unuttum. Hani siz ses gelmiyorsunuz. Hiç problem değil. Hemen takıyorum, heyecanlanmayın. Niye ben heyecanlandım? Çünkü burada o kadar güzel malzemeler var ki. Sağlıklı hayat diyeceğiz. Uzun bir zamandır sağlıklı hayat programı köşesi çekmemiştik. Tevafuk etti. Bugün ben kartımı da kullanmıyorum. Hocamın kitabının efendim resmini kullanıyorum. Onun için kart getirmedim. Biliyorsunuz bizim kanalların her bölümün kendi kartı, böyle oyuncakları ama bunlar kendi maskotumuz. Şimdi bu masa o kadar dolu dolu ki bunların hepsini konuşacağız. Gelen misafirimiz, daha doğrusu biz onlara geldik. O kadar dolu dolu ki hiç lafı uzatmadan hemen Kudret hocama dönüyorum. Hocam hoş bulduk. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Siz kendi kelimelerinizle kendinizi tanıtın. Biz sağlıklı hayatı konuşmaya başlayalım. Kitabınızı da konuşalım inşallah ama hepsinden önemlisi zararlı kimyasallardan arınmış olarak hayatımızı sağlıklı nasıl geçirebiliriz? Bu natural firmanın nasıl kurulduğunun hikayesini sizlerden böyle ya Allah bismillah deyip ufak ufak başlayıp dinleyelim. Buyurun. Ben Kudret Livoğlu. Kimya yüksek mühendisiyim. Biz sınıf arkadaşım Ayşe Betül Şahin Hanım'la beraber kitabımızı çalıştık ve kimya mühendisi olduğumuz için günlük hayatta bize çok sorular geliyordu. Hani bunu alıyorum, bunun içinde ne var? Şunu kullanıyorum, bunun içinde ne var? Çok soru alıyorduk. Elimizden geldiği kadar bildiğimiz ölçüde cevap veriyorduk ama baktık ki piyasada o dönemde böyle bir yardımcı kaynak yoktu Türkçe olarak. Yabancı kaynaklar çok mevcuttu. Biz de dedik madem mesleğimiz bu, bir faydamız olsun, literatür çalışmaları yapalım ve bunu yardımcı kaynak, bir el kitabı olarak insanlara sunalım. Çünkü herkesin mesleği ayrı, herkes kimyayı bilmek zorunda değil, herkes etiket okumak zorunda değil. Bir kaynak olsun istedik. Bu şekilde biz 2 yıl boyunca bir literatür taraması yaptık. Burada işte gıdalar, kozmetiktir, temizliktir. Mutfakta kullandığımız kapkacaktır ya da evimizde uyguladığımız yanlış yöntemler, yani doğru bilip yanlış uyguladığımız yöntemler gibi böyle hayatımıza giren her alandan zararlı kimyasalları bölüm bölüm işledik. Bu şekilde bir kaynak oluşturduktan sonra malumunuz hani seminerler vesaire, hani programlara davetlerimiz oluyor. Bu sefer insanlara anlatıyoruz, şu ürünü kullanma, şunun içinde bu var. Bu ürünü kullanma, şunun içinde hayvansal katkı var vesaire. Bu sefer insanlar da diyor ki ama bunları biz kullanmak zorundayız. Yani bize alternatif sunmanız lazım ki hani şunu karıştır, bunu karıştır. Tamam belli bir ölçüde yapılıyor ama ondan sonra pes ediyor insan tabii, nefsi. Tabii. Ne kullanayım hocam diyecek ne sonunda. Ne kullanacağım? Ve işin doğrusu Mine Hocam, ben kendi adıma da çok zorlandım. Yani hani gidiyorsun, etiket okuyorsun, alamıyorsun, ihtiyacın var. Mesela benim zaten en çok etkileyen şeylerden biri, araştırmalardan biri... üniversite yıllarından zamanlarında ben işin doğrusu bu koltuk altı ter kokusu önleyicileri, antiperspirantları kullanıyordum. Toplum içinde insan tabii ki kokmak istemiyor. Ama yaptığımız araştırmalarda baktık ki göğüs tümörlerinin içerisinden bu koltuk altı ürünlerinde kullanılan ham maddeler göğüs tümörlerinden çıkmış birçok çalışmada.
Bunu gördükten sonra bıraktım tabii ki öğrendikten sonra. Ama bu sefer alışmışsın. Ne yapacağım? Bunun alternatifi nedir? Ben kendime ürün geliştirdim. Ha. Tabii kimyagersiniz hocam evet, yani. Uğraştık, yaptık. Aa, baktık hem doğal hem de çok güzel oldu. Etrafıma dağıttım. Onlar da çok memnun kaldı. Kudret o zaman bunu üret dediler. Yani bizim ihtiyacımız var. Bir de baktım piyasada hani doğal ürün olup çok fahiş. Bir doğal ürün adı altında olup. Yani adı altında oluyor. Ben kimyacı olduğum için anlıyorum. Gerçekten hani birkaç madde doğal olup yanında birçok zararlı kimyasal da konuluyor. Ben üzüldüğüm noktalardan biri. Peki hocam onu niye koyuyorlar yani? Yani daha şöyle, kaliteli olsun diye mi? Daha ucuza gelsin daha diye güçlü. Mi? Daha güçlü. Ucuza gelsin noktası da var. Sonuçta bazı kimyasallar daha güçlü. Biliyoruz bunu. Sen şimdi sadece mesela bir ürün içerisinde zeytinyağı var mesela deniliyor. Ama sadece ben bu etikete bakıp alırsam çok yanılırım. Çünkü bir miktar zeytinyağı konulup gerisi kimyasallarla olduğu zaman bizim için doğal anlamına gelmiyor. Hemen bakıyorum. Sen ne diyorsan hoca dediklerini tecrübe etmiş mi? Efendim içinde ne varmış? Hocam sodyum mu bu? Olvita mı bu? Bu ne? Aqua mı? Ne? Okuyamıyorum ya. Hocam bunlar neyse? Bu bildiğiniz işte bunları anlamak için işte aslında bizim o ilk kitabımız bundan. Bu bildiğiniz bizim köy sabunlarının sıvılaştırılmış hali. Biz ah nenem nenem. O maddeyi karıştırıp hani klasik bir sıvı sabun değil. Ve bunu zaten egzamalılar vesaire hemen anlıyorlar. Mesela Covid döneminde istediğimiz kadar elimizi yıkadık. Hiçbir rahatsızlık hissetmedik dediler filan. Yani bu bildiğiniz nenem sabunu. Nenem sabununun sıvı hali. Nenemizin dediklerine dönelim sevgili dostlar. Aynen, neneler ne dediyse doğru demiştir. Ama gel gör ki modern dünya hocam bizi öyle bir cenderesi arasına almış ki her şeyimiz bozulduğu gibi sonunda bir de dönüyoruz ki biz bozulmuşuz. Nasıl oldu bunlar? Vücut tanımıyor. Ve ben Mine hocam demin aslında çok güzel bir örneğe şahit olduk. Şimdi siz etiketi okumaya çalıştınız. Okuyamadım. Dediniz ki sodyum okuyamadım. Ne o sodyum? Ben bunu evet o kitap döneminde de fark etmiştim. Yaptığım her maddenin Türkçe açıklamasını yanına yazmıştım aslında. Dedim ki herkes mesela tabii ki siz farklı alanda uzmanlık alanınız var. Yani. Kimyayı bilmek zorunda değilsiniz. Ben yanına dedim İngilizcesi yazıyor. İngilizce mi sodyum? Kullandım ham maddelerin dedim Türkçesini yazayım. Ve beni şikayet ettiler bakanlığa. Bayıldım. Bu sefer bakanlık benim bütün etiketlerim Türkçe açıklamaları vardı. Hepsini mecburen değiştirdim. İnanılır gibi değil. Evet. Çünkü orada hani vitaminler var. Orayı okuyabilirsiniz de diğerlerinin mecburen İngilizce isimlerini, Latince isimlerini yazmak zorundayım. Çünkü prosedür böyle. Türkçesini yazamazsınız dediler. Şimdi diyeceksin Mine Hoca orada elini alıyorsun bakıyorsun da bir kere de bize de söyle bakayım neymiş. Sevgili dostlar hemen müjdeyi vereyim size. Biz ne yapıyorduk? Kanalımıza abone olanlara, videonun altına yorum yazanlara, artı beğenenlere kitap hediye ediyoruz. Annenin Fıtrat Yolculuğunu ve Sağlıklı Hayat Kudret Hocam'ın kitabını verelim ama buradan ben kendim seçtiğim bir tane ürünü size vereceğim. Ben neyi seçeceğim biliyor musunuz? Bulaşık deterjanını. Ama elle yıkananı, kim elle yıkıyorsa ona hediye ediyorum. Ben ediyorum. Tamam neler varmış? Çünkü ben bulaşık makinesi kullanmıyorum. Hocam bunu okuyabilir miyim? Bakayım bunun içinde neler varmış. Okuyamazsınız. Okuyamam, vallahi yok. Hocam formüller var burada ya. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. XL var falan fistan var. Hadi onun gel anlamını. Onun latincelerini yazmak zorundayız. Şimdi temizlik ürünlerinde bir de şöyle bir şey var. Kapalı formül yazmak zorundayız. Çünkü çok fazla taklit edilebiliyor. Evet kapalı formüller var burada. Mesela bazılarında da yazıyor, ölçeği yazıyor. Ölçekte bile ölçeği anlamıyorsunuz hocam. Yani kapağı gösteriyor, gram gösteriyor. Kafama göre takılıyorum sevgili dostlar. Ama natural leave'de sağlıklı olması sebebiyle daha rahat kullanabiliyorsunuz. Peki burada gördüğüm bir dergi var hocam. COSGAP. Buradan da ödüllüsünüz sanıyorum siz. Evet, 2012 yılında mı almıştınız ilk ödülü? 2012 ve 2014 yıllarında kadın girişimci olarak çok güzel ödül aldım. Evet. Peki, COSGAP'ten ben ilk bu çalışmalarıma başladığım zaman ve üretime geçtiğim zamanlar tabii ki hani belli sermaye lazım. Hani benim aile olarak böyle çok güçlü sermayelerim yoktu. İlk başta bir yere ürettirdim. Hani benim formülüm bu dedim. Sağ olsun bir kimyacı büyüğüm, Allah razı olsun, çok severim. Ümit amcanın iş yerinde üretim yaptık. Hayra vesile olmuş, Allah hani, razı olsun. Sağ olsun gerçekten çünkü... Şimdi deodorantımızın şöyle bir hikayesi de var Mine hocam. Hocam bu mu deodorant? Evet. Bak ben bunları bile çok bilmiyorum sevgili dostlar. Bu mu? Şimdi evet bu. Ha bir de şurada şöyle bir şey var. Bu benim kendim için geliştirdiğim bir ürün. Ha o başta. Kudret Hanım'ın deodorantı. Kendim için geliştirmiştim.
Şimdi bu ürünü geliştirdim ben, formülü oluşturdum ve tabii ki üretim yerim yok. Gideyim bir yere bunu ürettireyim dedim. Gittim. O zaman da öğrendim ki bunların hiçbiri ülkemizde üretilmiyormuş. Nasıl yani? Hiçbiri, hepsi yurt dışından hazır gelip sadece paketleniyormuş burada. Şok oldum. Yani tonlarca var. Allah Allah. Hepsi paketleniyor. Dedim ben bunu üretmek istiyorum. Biz onu üretmeyi bilmiyoruz ki dedi. Ama Allah razı olsun tekrar hep derim. Geç dedi kızım üretimin başına dedi. Sen yap dedi. Bu büyük bir imkan. Herkes sana üretimini sokmaz yani Allah normalde. Allah razı olsun. Evet. İlk üretimimi orada kendi kendime yaptım. Ondan sonra da dedim madem yaptım, satışını da yaptım. Artık yavaş yavaş kendi yerimi kurayım. Ondan sonra COSGAP'ten destek aldım ben. Kadın girişimci olarak. Destek aldık. Üretim yerini kurduk. COSGAP desteğiyle. Ve onlar da işte daha sonra bizi takip ederek hani ne yaptı bu kadın girişimci olarak vesaire takip edip bizi ödüle layık görmüşler sağ olsunlar. O şekilde 2 yıl üst üste kadın girişimci olarak ödül aldık ve maşallah. Böylece Türkiye'nin ilk yerli deodorant stiğini üretmiş olduk. O da tebrik ediyoruz efendim. Biz de ilk defa onu bizim kanalımızda misafir etmiş olduk. Evet. Allah güzel. Belki. Bizim kanalımızın ilkleri. Sağlıklı Hayat kitabının arkasında şöyle bir pasaj var sevgili dostlar. Modern dünyayla birlikte, demin söylediğim şeyleri söylemiş tabii ki Kudret Hocam, aklın yolu bir. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi, doğal ürünlerin azalması, kozmetiklerin yaygın kullanımı, temizlik ürünlerinin çeşitliliği ve şehir hayatı bizi kimyasallarla iç içe bir hayata yöneltti ve belki de mecbur etti. Mecbur, evet. Bu mecburiyet içinde biz o farkındalığımızı nasıl oluşturabiliriz hocam? Yani demin sizin arkadaşların dediği gibi ya hocam bunları yok bu maddeyi kullan bu maddeyi kullanma diyorsun da ne kullanacağız nasıl yapacağız? Evet. Ne olacak şimdi? Herkes bu farkındalığa nasıl varacak? Şimdi Mine Hocam ben hep söylüyorum yani belki bazıları diyor ki ya biz hep şimdiye kadar yaşadık ne oldu? Yani bizden önceki dönem belki bu kadar ihtiyacı yoktu. Yani annelerimizin bu kadar ihtiyacı yoktu. Yani ben hatırlıyorum annem çoğu zaman ekmeğimizi biz evimizde yapardık. Zaten yoğurtlarımız evdeydi ve ev kültürüyle yani evde turşumuz vesaire hani hep evde olan şeyler ve doğal ürünlere ulaşmak daha kolaydı. Ama şu anda öyle değil. Yani sen bir doğal domates yemek istesek zaten bulmak çok zor oluyor. Hmm. Öyle bir döneme geldik. Şimdi tamam. Mesela ürünlerde bakanlığın standartları var. Diyor ki bu ürüne şu maddeden koymak istiyorsan en fazla bu kadar koyabilirsin. Ama biz sadece bir ürün kullanmıyoruz ki. Biz günlük kalkıyoruz diyelim sabah elimizi yıkadık, bir dişimizi fırçaladık, ne bileyim bir krem sürdük. Onun yanında bir işte katkılı gıda yedik. Akşama kadar biz bir sürü katkıyla vücudumuz muamele oluyor ve araştırmalarda mesela ülkemize giren bu gıda katkıları, benim katkı bahsettiğim birçok katkı da gıda katkıları hesaplandığında kişi başına 2 kilo katkı maddesi giriyor. Kişi başına? Ülkemize giren katkı madde miktarı. Bu ciddi bir oran. Çok. Vücut bunu tanır mı? Vücut doğal, Allah-u Teala bizi doğal şeyleri hazmetmeye göre ayarlamış. Tabii. Kodlarımız ona göre. Vücut bunu tanımıyor. Önce parçalamaya çalışıyor karaciğerde. Parçalayamıyor. Ondan sonra kalanını bu sefer yağ dokusunda depolamaya çalışıyor. Ondan sonra kemik dokusunda depolanıyor vesaire. İnsanların ya alerjisi çıkıyor ya astım alerjisi çıkıyor vesaire. Hastalıklar artıyor. Mesela TÜBİTAK'ın 2011 yılında bir yayını var. O yayında temizlik ürünlerinin katkıları diyor. İnsanlarda nörolojik, astım alerji, kanser gibi birçok sebebin temizlik ürünlerinin kaynaklı olduğunu açıklıyorlar. Yani insan şimdi alerjilerin çoğu zaten temizlik ürünlerinden kaynaklı. Hı hı. Çünkü ev içinde bir kimyasal kirlilik oluşturuyoruz biz. Evimizin ne kadar temiz olduğunu düşünsek de ev içinde ne bileyim bir yeri ayrı siliyor insanlar, camını doğru. Ayrı sürüyor. Mobilyalar eğer yeniyse onlardan ayrı bir kimyasal vesaire ev içinde aslında bir kimyasal kirlilik meydana getiriyoruz. Ve bu kimyasalları biz soluduğumuz zaman da dediğimiz gibi herkesin bünyesine göre farklı hastalıklar o hastalıklar da çoğalabilir. Şu an baktığımızda hastanelerde gerçekten hastalık oranı eskiye göre çok fazla. Herkes alerji. İnsan arttı tamam eyvallah da hastalık art mı? Hastalık. Hastaneler büyümek zorunda kaldı. Aynen maalesef çok üzücü. Tıklım tıklım dolu hepsi. Evet, evet. Bununla birlikte bir de şu var hocam. Hani demin dediğiniz çok güzel bir şey. Cama başka, oraya başka, oraya başka. Bizim anneanneler bu neleler hepsini bir tane kullanmıyor muydu ya? Bir Arap sabunumuz vardı bizim. Evet evet. Haksız mıyım şimdi? Geldi Arap sabununu iade etme. Evet evet. Öyle bir şey olabiliyor mu bu natural dedi? Natürelde bu ürün her şeye değer gibi.
Yoksa biz çok zor. O ayrımı yapmamız mı gerekiyor? Biraz gerekiyor. Şimdi tamam, Arap sabunu benim ürünüm de var. Ben de üreteceğim. Evet. Mai sabunu. Mai sabun. Ha, Arap çünkü sabunu. Ben Arap sabunu kullanma ifadesini çok sevmiyorum. Hani biraz itham gibi geliyor bana. Doğru hocam, evet. Allah razı olsun. Biraz oraya kasır. Da vurgu yaptı. Yani İyi onu oldu. Aslında evet. Türkçemizden yavaş yavaş silmek lazım. Çünkü hani bu Araplara ait bir formül değil. Arap hani sabunu. Araplar biraz niye pis Arap koktuğu hocam? Pis öyle kokuyor mi? Gibi. Hani kara fatmadır, Arap sabunudur. Bu mantıkla oluşturan ben hani bir rengi kelime. Kara biraz ondan değil, yani. Değil, yok hocam. O açıdan ben şimdi insanlar alışsın diye yani küçük yazıyorum ama aslında. Peki bu mayi sabunu nerelerde kullanıyoruz biz? Mayi sabunu hocam genel temizlikte kullanabilirsiniz, halı silebilirsiniz, koltuk silebilirsiniz ama mesela bir bulaşığınızı yıkarsanız çok lekeli olur. Her şeyin bir şeyi var diyorsunuz. O açıdan her şeyin biraz evet. Dikkat et. Belki de bizim büyüklerimiz yıkıyordu ama ondan sonra da külle bir sıvama vardı. Diyeceksiniz yaşınız o kadar var mı? Nenem anlatıyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Kül vardı. Mesela ben hatırlıyorum köyde kumla yapardık tabii, mesela. Tabii. Orada kilden yararlanırdık memleket mesela. Memleket neresi hocam? Rizeliyim ben. Rize Karadeniz'e selamlar. Tabii ben Malatyalıyım. Malatya'ya selamlar. Hocam şimdi şöyle bir şey var. Kitabın yine arkasından devam edecek olursak. Biz görüyoruz ki hocamın da dediği, kitapta da yazdığı üzere tüm bu kimyasallar bizi, işte tarım ilaçları olsun, yememiz, içmemizdeki o kimyasallar olsun, modern yaşamın getirdiği o durağanlık olsun, ne kadar hızlı yaşıyoruz desek de duruyoruz. Hiç o kaçınılmaz bir şey. Oturarak iş yapıyoruz. Hızımız başka yerlerde. Bu bizi sağlıktan uzaklaştırıyor. Bu sağlıktan uzaklaştırırken psikolojik olarak da etkilediği kesinlikle noktalar var mıdır? Çok hocam. Yani dediğim gibi biraz önce TÜBİTAK'ın araştırmasında genel olarak orada deterjan kalıntılarından bahsediliyor. Ama ben size birebir farklı bir konuyu da bahsetmek istiyorum. Mesela çamaşır yumuşatıcıları. Mesela çamaşır yumuşatıcı benim müşterim benden çok istiyor ama üretmiyorum. İlk başta üretmeyi düşündüm. Formülü araştırmaya başladım. Ben şimdi hani üretmeye bir ürüne karar verdiğim zaman tüm ham maddelerini tek tek araştırıyorum. Nereden geliyor, ne oluyor? Mesela piyasada çok insanlar hani formül bu mudur, ham maddeleri bu mudur alıp kullanabiliyorlar mesela. Hani ben onu hiçbir zaman yapmam çünkü gördüm ki farkında olmadan birçok ham madde bize kullandırılmış. O açıdan yumuşatıcıları araştırmaya başladım. Yani bitkisel yumuşatıcı formülünü de buldum. Ama bir baktım yumuşatıcının çalışma mekanizması şöyle. Şimdi çamaşırın üzerinde elektrik yükleri yükleniyor. Hı. Siz yumuşatıcıyla bunu pozitif yükle yüklüyorsunuz ki elektriklenmesin, yumuşasın. Ama hocam şimdi yumuşayınca ne oluyor bu? Biz yumuşayalım, bırakın çamaşırları dostlar ya. Biz nasıl yumuşarız onu konuşalım. Şimdi ben kimyacı olmama rağmen hocam. Ne oluyor bu yumuşayınca, bu ne oluyor? Üstüne, yumuşak mı oluyor şimdi? Bu çamaşırın üstünde ne kadar elektrik var ben hesaplayamam. Mümkün vay değil. Hani ciddi bir hesaplamak lazım. Evet. Göz kararı kapak üsülü koyuyoruz. Muhtemelen de genelde fazla koyuyoruz ki güzel koksun. Biz kokuya koyuyoruz vallahi. Hiç yumuşama o elektron hiç bile İşte değil hocam mi? Bakın. Koksun, bol ondan koksun. Sonra bol koksun. Hatta yıkandıktan sonra fısfıslayan insanlar. Ya ondan sonra çocuklar astım olsun. Astım olsun. Ve şöyle bir şey. Şimdi bu ben doğalından bahsediyorum. Doğalı olsa bile sizin o pozitif yükle yüklediğiniz çamaşırın üzerine fazla kalan pozitif yükler, artı yükler giydiğiniz zaman sizin kendi elektronların dengesini bozuyor. Çarşafınızın elektron dengesini bozuyor. Bu sefer insan kalkıyor, daha mutsuzum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. İnsan evinde kullandığı yumuşatıcının buna sebep olacağını hiç aklına gelmez. Ya yani çamaşırları yumuşatan beni sertleştiriyor. Ha. Gördünüz mü fasulyenin faydalarını? Çok o yüzden biz Kudret Hanım'ın kapısını tıkladık. O yüzden Sağlıklı Hayat dedik programımızın köşesi de o. Uzun zamandır da yapmıyorduk ama devam edeceğiz. Bayağı burada doktor, kimya geri alacağız. Çünkü gerçekten bedenimiz sağlıklı olmayınca sevgili dostlar ruhumuz da sağlıklı olmuyor. Hep söylüyoruz ya insan dört şeyden müteşekkil hocam. Bedeni, ruhu, yani bir fizik tarafımız, bir de maddi ve manevi tarafımız. Evet. Bir duygusu ve hormonları. Doğru. Şimdi bunların hepsi birden sağlıklı olması belki de bizim o kimyasallardan uzaklaşmamıza bağlı. Evet modern çağın o getirisi var ama bu kimyasallar sizin bu masaya koyduklarınız en azı sevgili dostlar. Evimizde dolaplar dolusu kimyasal. Evet öyle. Kendi bunlar doğal ürünler. Hocam bir de şey kısmına gelelim, magazin kısmına. Magazin sormuyorum biliyorsunuz ama şimdi sorasım geldi. Hocamın samimiyetini görünce. Naturalliğin niye Türkçe değil de bu böyle İngilizce hocam. Yani bir Türkçe olsaydı doğal ürün deseydiniz ne güzel olurdu. Hep anlardık ederdik. Çok haklısınız. Ben katılıyorum size bu konuda ama
İlk çalışmalarıma başlarken gerçekten ben de Türkçe olsun, Arapça olsun ya da Osmanlıca olsun diye kelimeleri çok taradım. Hani fikriyatıma yatan kelimeler ya satın alınmıştı, hani tescillenmişti. Diğerleri de böyle çok içime sinmedi. Sonra da düşündüm. Dedim hani tamam ben yerli bir, yani o anda böyle küçük düşünüyordum ama dedim ki küçük düşünmesen biraz büyük düşün. Çok iyi hocam, süper. Biz Türk markası, Türk yerli üretimi olup dünyaya açılalım ileride. İnşallah İngilizce hocam. Olursa kolay açılırız. O mantıkla kurduk hocam. İnşallah. Duamız İnşallah olsun. Olsun. Siz de dua edin dostlar. Yerli ürünlerimiz böyle dünyaya açılsın. İnşallah. Peki öyle bir ışık var mı hocam? Onun da müjdesini alalım bir sizden. Bir ışık var inşallah. Var mı? Şimdi Rusya pazarına yavaş yavaş çalışmalarımız var. Hayırlı olsun inşallah. İnşallah. Bizim programda sizin için inşallah hayırlar getirmiş olsun. İnşallah. Lazım da. Ben sizi nereden duydum ve nasıl buldum sevgili dostlar? Hüma'dan buldum. Ha, tabii çünkü natural niye? Beni çekmez. İngilizce yazın. Bana ne ya? Türkçe var. Niye ona bakayım? Hüma'dan buldum ve kolajenden buldum. Yani gelince buraya da demin dedim ya, aa bu sizin miymiş hocam? Bunlar çok güzel ve bana bunları tavsiye etmişti. Özellikle de eşimde kemikle alakalı sıkıntı olduğu için kolajeni söylemişler. Evet. Gerçekten üzerinde yazıyor. İlaç değildir, takviyedir. Evet. Faydası var mı? Var hocam. Size geri dönüşümleri. Çünkü şimdi 25 yaşından sonra araştırmalarda hani cilt niye mesela elastikiyetini kaybediyor? Kolajen kaybediyor çünkü. Siz bu kolajeni doldurmazsanız... Biz onu niye kaybediyoruz hocam? Etmeyelim, tutalım. Yani tutmanız için günlük paça çorbası yemeniz lazım. Hani sürekli... şeyinizde, menünüzde varsa bu sorun yok. Zaten tabii, diyorum tabii. Ben. Senede bir hani, kere Kurban Bayramı'nda. İşte, bu çok az hocam. Yani ya da kemiklerde hani uzun süre bekletip iyice onun kolajenini çıkartabilirsiniz mesela kemiklerin vesaire. Tabii eğer tabii modern dünyada biz onu çok yaparız hocam. Kaynat Allah kaynat. İşte, beklet. Hı. Günlük hayatta bunları almıyorsak o kolajen yavaş yavaş kayboluyor vücudumuzdan. Kaybolunca da işte dizlerde ağırmalar ya da başka ağrılar ya da cildin nemini kaybetmesi, erken yaşlanma, cildin kırışması bu büyük sorunlar doğuruyor. Yani ben diyorum önce siz evinizde gün yani en azından haftada iki kere tüketebiliyorsanız hiç hazır ürün almanıza gerek yok. Ama yapmıyorsanız yok ben uğraşamam hazır alayım derseniz kolajen yapalım dedik. Benim gibi tembellere tavsiye edilir. Ben yapamam yok, öyle. Kelle paça yapamam. Hanım annem yapıyor. Allah razı olsun. Allah kendisine acil şifalar versin. Biraz rahatsızlığı var ama yapar eder mutlaka. Ama beyimin de buna ihtiyacı var. Evet. Benim gibi tembel hatun olunca anası canım yapar edermiş garibana. Şimdi biz geleceğiz. Natural Live'den diyeceğiz ki Kudret Hocam bize bir Hüma'dan kolajen ver. Kullanın. Peki hocam bunu ne kadar kullanacağız? Yani ömrü billah bunu mu kullanacağız? Ara ara verecek miyiz? Şimdi, hadi çorbayı 2-3 günde lazım, bir içelim evet. de. Ama bunların hocam şeylerine göre, yaşlarına göre yani daha genç olanlara daha az kullanmak. Ama yaş ilerledikçe yaş aralıklarına göre biraz daha kürleri, bunların yaş aralıklarına göre kürleri var. Biraz arttırmak lazım. Yaşın eğer hangi yaş grubundaysak ona göre kullanmak lazım. Bunları eczanelerden bulabiliyor muyuz hocam? Şimdi ben üretim noktasında kendimi çok hani şey buluyorum. Hani yetenekliyim ama şey konusunda pazarlama konusunu çok beceremedik. Yani pazarlamada hep ürünlerimi bilenler Allah razı olsun. Hani evet, o ona benim gibi duyanlar ederek. Tavsiye. Ha, öyle hep öyle yayıldık hocam. Peki eczaneye koyabilirsiniz. Var. Eczane o eczacılar da sağ olsun bizi bulan eczacılar. Hani öyle eczacılarımız var ama tüm ecza grubundayız var diyemeyim. O şekilde bir pazarlama yapmadık. Yeni akım medyanın faydaları yani sosyal medyadan rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Peki hocam çalışan bir kadın olmak diyelim. Koskep sizi tebrik etmiş bir girişimci hanımefendi olarak ama evdeki ahali ne diyor buna? Onu merak ettim ben şimdi. Yani ben üniversite yıllarından beri yani daha doğrusu üniversiteye hazırlanırken bile hep Mine hocam o zaman mesela tekstil mühendisi olmak isterdim. Düşüncem şuydu hani pardösüler hatırlar mısınız? O tabii, dönemlerde tabii. Çok ağırdı, çok kalındı. Ben de çok rahatsız olurum. Diyordum ki tekstil mühendisi olacağım, ince kumaşlar geliştireceğim. Hani Müslümanlara hizmetim olsun. Ne güzel ama fikirler. Sonra tekstil mühendisini kazanamadım. Kimya mühendisi oldum. Tabii ki oradaki ben sonunu düşünemedim ama hep üniversite boyunca okurken... Arkadaşlar hani bazen hani başka konular konuşurken ben ya arkadaşlar bir şey üretmemiz lazım. Ne üretelim ya? Ne yapmamız lazım? Ben hep kafam buradaydı yani. Sonra mezun olduk tabii hocam. Ve şey 98 yıllarını biliyorsunuz. Başörtülü olduğumuz için dereceyle mezun olmama rağmen tabii ki işe alınmadık vesaire. Hani ama ben hiçbir zaman hani pes etmedim ve hani duam şeyim o yöndeydi.
Rabbim böyle bir kapı açtı. Yani, kader gayrete aşık. Gayret edince kader bu şekilde sizin karşınıza çıkıveriyor sevgili dostlar. O şekilde yani yine niyetim dediğim gibi baştaki yine insanlığa ve Müslümanlara bir hizmetim, bir faydam olsun niyetindeydi. Ve yine bu şekilde hani sırf zararlı kimyasallar demeyelim, hayvansal katkı noktasında da hayatımıza çok giren katkılar var hocam. Yani kozmetikte biliyorduk mesela hani çok duyardık cenin var vesaire hani ama bunun yanında hayvansal da çok katkı var ve temizlik ürünlerinde de hayvansal katkılar çok var. Evet, bunu ben işin içine girince öğrendim. Değil mi? O yüzden bilmiyorum, hani her mesleğin kendine göre bir vebali var. Ben de elimden geldiği kadar bilgim ölçüsünde hem zararlı kimyasal hem de hayvansal katkı noktasında dikkat ederek formüllerimi geliştirmeye çalışıyorum. Evdekiler de diyor ki hayırlı işler yapıyorsun, o yüzden sana bir şey demiyoruz. Daha gönüllerini alsın diye evdekilerin isimlerini vermiş efendim. Bu kızın adıymış Hüma. Benim çok favori ürünüm özellikle Homa Kolajen. Kızınızın adı dediniz. Evet, kızımın adı. İşte evdekiler ne diyoruz? Bizi evdekiler... böyle kandırma anne, gel bana annelik yap falan demiyor mu? Ya da eşiniz, bilmiyorum. Evet, evet. Mesela bir kızım, o çalışmalarıma başladığım zaman en büyük kızım daha küçüktü. Anne derdi, hani her okul çıkışında herkesin annesi onu karşılıyor. Sen gelmiyorsun, hani çok özlüyorum demişti. Ve anne olarak çok üzülmüştüm. Hani çocuğuma böyle bir mağduriyet yaşatıyorum falan diye. Tabii ki o dönemde anlamıyorlar ve o dönemde benden şöyle de şikayet ediyordu. Yeğenime şikayet etmiş beni. Demiş ki ben mesela hani katkı vesaire de eve çok sokmadığım için Allah'a şükür babam kimyacı değil diyor. O da kimyacı olsaydı hiçbir şey yiyemeyecektik. Ama sağlıkları yiyorlarmış. O çok önemli. Şimdi ama burada... şimdi gurur diyorlar. Onu demek istedim. Çok şükür. Şimdi diyorlar ki anneciğim iyi ki yapmışsın falan. Evet, elhamdülillah. Allah'ıma bir şükür. Programın sonuna geliyoruz dostlar. Nasıl işte böyle geldik, ama ben birkaç soru derken tek bir son soruyu sormak istiyorum. Şimdi hocam bir sürü zararlı madde var. İşte ambalajlarda olanlar var, gıda maddelerinde, kozmetikte, bir sürü saklama kablarında. Ama en benim dikkatimi çeken ve söylenen ağır metaller. Bu metalin kendisi zaten ağırdır. Demir ağırdır, çinko ağırdır da. Bu ağır metallerin bizim vücudumuza girişi nasıl oluyor? Kurşun, kozmetikten kurşun girişi çok fazla oluyor. İşte temizlik ürünlerinden alüminyumlar vesaire vücuttan çok girme söz konusu ve şimdi kozmetik ve temizlik ürünlerine insanlar şöyle bakıyorlar. Hani gıdama dikkat edeyim, hani diyelim ki ağır metalime dikkat edeyim ama ya bunu da yıkayıp biraz sonra gidecek zaten. Ne olacak yani, doğal olsa olmasa, böyle bir bakış açısı var, farkındayım ama şunu dikkat etmek lazım. Gıdalarla alınan ağır metal ya da işte zararlı madde amenna çok önemli. Ama bir kısmı boşaltım sistemiyle gidebiliyor. Bir kısmı vücutta kalıyor. Ama siz bir kreminizden, ne bileyim bir şampuanınızdan aldığınız kimyasal direkt kana karışıyor. Boşaltım sistemine bir daha girmiyor. Yani elimi sabunladığım o sabundan gelen ağır metal. Ağır metal veya kimyasal direkt kana karışıyor. Yani hepsi girmiyor tabii ki. Ama yani, bir miktarı deriden, gözeneklerden vücuda alıyor. Bir de bunu yıllarca girdiğini düşünün. Bunlar anne sütünden çıkıyor Mine Hocam. Zaten size bahsettiğim bu deodorantlardaki katkı maddesi kanser hücrelerinden çıkıyor. Ve bunu o bilim insanı, bilim kadını diyor ki deodorantların içindeki katkı maddesini biz diyor tümörlerde bulduk diyor. Muhtemelen diyor bu koltuk altıyla göğüs birlikte paralel çalıştığı için muhtemelen diyor deodoranttan gelmiştir diye açıklama yapıyorlar. Ve deodorant firmaları diyor ki tamam onun içinde buldunuz ama ne biliyorsun onun gıdadan gelmediğini, hani benimkinden geldiğini kendini savunacak ispatlayacaksın. Yani bu biraz saçma bir açıklama. Bir de rant kavgası tabii. Yani o açıdan bunlar tespit ediliyor araştırmalarda. Bu açıdan bunlara da gıdamız gibi dikkat etmek lazım. Tabii. Orant kavgasına kendi sağlığımızı kurban vermeyelim sevgili dostlar. Onlar para kazanacak diye biz sağlığımızdan olmayalım. Kamusal spot olarak sigaranın zararlarını anlatan çok güzel bir kamu spotu var. Evet, sigara firması üretiyor, çok para kazanıyor ama o sigarayı içen yüzlerce kişi ölüyor. O ölenlerin yerine hiç kimse geri gelmiyor ama onlar kaybettiği müşterilerini buluyor. Biz kendi sağlığımızı kendimiz düşüneceğiz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun, ailemizin sağlıklı hayat süreceğiz ki yaptığımız ibadetlerimizden de zevk alabilelim. İşte gittiğimiz programlarda çocuklar söylüyorlar. Evet, siz bize namazı anlattınız, şunu anlattınız ama biz bunları zevkli yapamıyoruz. Evet, anne baba zoruyla belki yapıyoruz. İşte bunlar da bu zararlı maddelerin ruhsal olarak bize etki tarafı, biz kimyevi olarak da, bilimsel olarak da Kudret Hanım'dan bunları dinlemiş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son cümlelerini alıp size veda edeceğiz.
Dediğim gibi kanalımıza abone oluyorsunuz. Videonun altına yorum yapıyorsunuz. Bir de beğeni yaptığınızda ben el sıvı sabunu kullananlara bulaşık deterjanını hediye gönderiyorum. Hocamın kitabını imzalı gönderiyorum. Annenin Fıtrat Yolculuğu kendi kitabımı imzalı gönderiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Rabbim işinizi, yolunuzu, bahtınızı artsın. Bu güzel ürünlerin herkese ulaşmasını ve tüm ailelerin sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürmesini nasip etsin. Son cümlelerinizi alıp size veda edelim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizi görmek ayrıca bir onurdu. Sizi bir ağırlamak mukabele. Da bizim için bir onur. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim. Eyvallah. Hepinize sağlıklı günler dilerken hoşça bakın zatınıza. Hiçbir şeyi takmayın kafanıza. Bu zararlı maddeleri de sokmayın yuvanıza. Görüşürüz. Türkiye'nin ilk ve tek diş macunu nerede? Natural bilde. Kudret Hanım onu üretti. Biz de onunla bunu nasıl ürettiğini konuştuk, atölyesini gezdik, yukarıda ofisinde de sohbet ettik. Minez YouTube kanalında tüm detayları izleyebilirsiniz dostlar.